Herkese yeniden merhabalar. Bugün evde ekmek yapımını göstereceğim. Tencereden önce haşlayarak sonra fırınlayarak şahane bir sütlü ekmek tarifi vereceğim. Hem besleyici hem de çok lezzetli, kolay, pratik bir şekilde güzel bir ekmek yapacağız. İçine hiç su koymadan sadece sütle hamurumuzu yoğuracağız. Ve hemen tarife geçelim. Uygun bir kaba alıp içine 2 su bardağı sütü ilave ediyoruz. Sütümüz ılık olması önemlidir. Mayalanması için ılık olması önemlidir. Ve yarım paket yaş maya ekliyorum. Gramajlarını malzeme listesine yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Sütün içine tam yarım paket yaş mayayı ilave ediyorum ve geri kalanını kaldırıyorum. Ve 1 yemek kaşığı şekeri ilave ediyorum. Kuru maya kullanmak isterseniz 1 yemek kaşığı kullanmanız yeterli olacaktır. Sütümü ve mayamı karıştırıyorum. Mayamı eriyince içine unumu ilave ediyorum. Unumuzu elleyerek ilave etmemizde fayda vardır her zaman. Hem daha iyi kabarması için hem de tedbir amaçlı her zaman elemek iyidir. 4 su bardağı unu ilave ettikten sonra 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ve elekten geçiriyorum. Önce bir karıştırıyorum. Yoğunluğuna, kıvamına bakıyorum. Gerekirse tekrar un ilave edeceğim. Ve 1 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. Bu sirke biraz kıtırlık verecektir. Biraz böyle ekmeğimiz biraz tandır ekmeği kıvamında olacak. Kaşık yardımıyla önce bir karıştırıyorum. Kıvamına bakıyorum. Az gelirse tekrar un ilave ediyorum. Az geldiği için 1,5 su bardağı tekrar un ilave ettim. Tekrar elliyorum. Elekten geçiriyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Bu sefer elimle hamuru yoğurmaya devam edeceğim. Poğaça hamuru kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Güzel yumuşak bir hamur olacak. Hamuru biraz toparladıktan sonra tezgahıma alıyorum ve tezgahımda yoğurmaya devam ediyorum. 2 dakika boyunca hamurumuzu yoğuruyoruz ve toparlıyoruz. Mayalamaya bırakıyoruz. Bakın kıvamı bu şekilde. Poğaça hamuru kıvamında yumuşak güzel bir hamur elde ettik. Aynı kabın içine koydum ve üzerini kapatıyorum. Tabağın altına biraz sıvı yağ sürdüm ki yapışmaması için ve üzerini kapatıyorum. Yarım saat mayalanmaya bıraktım ve iyice kabaran hamurum gördüğünüz gibi tabağa yapışmadı. Üstün altını yağladığım için iyice mayalanan hamurumu şimdi alıyorum tezgahıma. Tekrar bir havasına alıyorum. Yuvarlak bir beze elde ediyorum. Bıçak yardımıyla veya elimizle de koparabiliriz. Bezeler 8 beze halinde bezeler yapabilirsiniz. 8 eşit parçaya böldüm. Küçük parçaları biraz da diğerlerinden üzerine ekleyip toparlıyorum. Bir mandalina büyüklüğünde hamurlar, bezeler yapıyorum. Bu şekilde olacak. 8 parçayı bu şekilde yapıyorum. Bezelere ayırıyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma destek olursanız çok sevinirim. Yorum ve beğeni yaparak da bana destek olabilirsiniz. Toplamda 9 beze çıkardım. Küçükler ve büyükleri hepsine eşit şekilde yapmaya çalıştım. Üstünü örttüm, 5 dakika dinlendirdim. 5 dakika dinlenen hamurumu şimdi küçük bezeler yani bir çay tabağı büyüklüğünden biraz daha büyük hamurları açıyorum. İsterseniz merdaneyle de açabilirsiniz. Küçük tombik ekmekler yapacağız arkadaşlar. Bunlar biraz daha kabaracak, biraz daha büyüyecekler. İsterseniz bir tatlı tabağı büyüklüğünde de yapabilirsiniz. Bakın büyüklüğü bu kadar arkadaşlar. Şimdi küçük bir tepsi veya herhangi bir tahta koyup da üzerine bezi koyup bezelerimi üzerine, hamurlarımı üzerine koyuyorum. Tekrar üstünü örteceğim. Ve bir 5 dakika daha mayalanmaya bırakacağım. O arada sütümüzü ocakta kaynatacağız. Hepsini hazırladıktan sonra üzerine örtüyorum. Suyum ve sütüm kaynayana kadar onlar beklemiş olacak. Dinlenmiş ve mayalanmış olacaklar. Bu arada 2 litre suyu ocağa koydum. Kaynadı. Kaynadıktan sonra altını kıstım. Ve 1,5 su bardağı süt ilave ediyorum. Tekrar kaynamasını bekliyorum. Kaynama aşamasında hamurlarımı içine atacağım. Ve 1 çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Süt ekleyince suyumuz ılındı. Ilındığı için tekrar kaynamaya bıraktık arkadaşlar. Tam kaynamaya başladıktan sonra altını tekrar orta hararetli ateşe aldım. Ve hamur bezelerimi içine atıyorum. Çok fazla beklemeyecek içinde, yani o 30 saniye ile 1 dakika arasında değişebilir. Kaynama durumuna göre böyle kaşık yardımıyla da üzerlerine de süt atıyoruz ki her tarafı eşit şekilde sütü çeksin içine. Ve bir 30 saniye 40 saniye kadar çıkarıyorum ben. Yani 1 dakikaya kadar da içinde kalabilir. Sütün içinde ekmeğimiz kalabilir. Bezeleri çıkardıktan sonra diğerlerini de aktarıyorum. Hepsini bu şekilde pişiriyoruz. Bu tencerede kalan sütümüzde ekmek yapabilirsiniz, poğaça yapabilirsiniz. Kesinlikle ziyan etmiyoruz, israf etmiyoruz ve dökmüyoruz. Börekler yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Bezelerimi bu şekilde sütün içinde önce tencerede bu şekilde kaynatıyoruz. Sonra tepsimize aktarıyoruz. Kaşık yardımıyla biraz süt üstüne atıyoruz ki hafif kabarsınlar. Kabardıkça güzelleşirler. Şimdi böyle tepsimize yağlı kağıdı koyduk. Ve 4 tane beze aldı. 4 tanesini üzerine koydum. Hafif böyle buruşuyorlar. Sütü içine çektikleri için hafif böyle buruşabilirler. Sıkıntı değil. Üzerine hafif biraz süt serpiyorum. Birazcık da susam serpiyorum. Susam tabi isteğe bağlı. İstemiyorsanız eklemeyebilirsiniz, serpmeyebilirsiniz. Veya çörek otu serpebilirsiniz üzerine. Başka bir şey sürmüyoruz. Yumurta sürmüyoruz. 180 ile 190 derecede pişirebilirsiniz. Biraz geç pişiyor arkadaşlar, söyleyeyim. En az 20 dakikada pişti ekmeklerim. Çünkü içine süt aldığı için, bayağı ıslak bir hamur olduğu için biraz geç pişiyor. Ama tadı, lezzeti şahane oluyor. Çok güzel oluyor. Yumuşacık ekmekler oluyor. Tam tandır ekmeği kıvamında oluyor. Ekmeklerimi hepsini pişirdim. Pişirdikten sonra biraz ılındıktan sonra poşete koyup bağlayın. Çok sert dışarıda kalırsa çok kuruyacak. Bakın böyle yumuşacık nefis ekmekler elde edebilirsiniz evinizde. Çok güzel sütlü ekmekler oldu. Kahvaltıda zeytinin peynirinin yanında şahane oluyor. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.